İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın şehirleri Arapkir, Artsakh'ın Sıhtoraşen köyü boşaltılmamalı. Bağış, Bitlis vilayeti Ermenilerinin gurbetlik ve ülke dışına göç fenomeni. Türkiye, Artsakh'ın Azerbaycan topraklarında kalmasına ilişkin bir belge imzalaması için Ermenistan Cumhuriyeti'ne baskı yapmaya çalışıyor. Suriye ordusu 10 yıl önce kaybettiği bölgelere girerek 4 şehri özgürleştirdi. Irak'ın Bingöl'ün yüzen adaları tehlike altında. Kudüs Ermeni Patriği ABD Başkanı Joe Biden'a Ermeni yapımı fayans tabağı ve nar hediye etti. Barış ve umut için müzik. Artsakh ve Sünik sınır yerleşimlerinde özel proje uygulanacak. Batı Ermenistan'daki Arapkir şehri Malatya'nın yaklaşık 70 kilometre kuzeyinde Akın ve Harbert şehirleri arasında Fırat Nehri'nin sağ tarafında yer almaktadır. Şehir yüksek bir konumdadır. Etrafında verimli tarlalar yayılır. Sağlıklı bir havası vardır. Sulak alanları bol ancak içme suyu kıt. Meyveleri özellikle üzümleriyle ünlüdür. Arapkir şehri yakınlarında gümüş madenleri vardır. Nüfusun önemli bir kısmı tarımla uğraşıyordu. Pamuk ekimi, tahıl, meyve yetiştirme ve ipekçilik. Arapkir, Ermeni yazınının merkezlerinden biriydi. 15. 17. yüzyıllarda burada birçok el yazması yazılmıştır. Arapkir, 15. yüzyılda Türk egemenliğine girerek Batı Ermenistan'daki onlarca şehir gibi sefil bir kasaba olarak kalmıştır. 1895, 1896 ve 1915 yıllarında Batı Ermenistan'daki yüzlerce başka yerleşim yerlerindeki Ermenilerle birlikte Arapkir Ermenileri de Türk kıyıcıları tarafından yerinden edilip yok edildi ve şehrin birçok mahallesi tamamen yıkıldı. 1922'de sürgündeki Arapkir sakinlerinden 800'ü memleketlerine dönerek yerleştiler. Ancak Kemalistlerin şiddetine dayanamayarak evlerini terk ederek Sovyet Ermenistan'ına göç ettiler. Sıhtoraşen köyü Artsakh'ın Martuni bölgesinde yer almakta ve Garmirşuga köyüne dahil edilmiştir. 1890'larda burada 65 ev 484 kişilik nüfus bulunuyordu. Bugün Sıhtoraşen köyünde köyün tek sakinlerinin yaşadığı tek bir ev var. Karı koca Maxim Nersisyan ve Silva Haçadıryan. Gelir elde etmek için hayvancılık ve bahçecilikle uğraşıyorlar. Çocukları ve torunları onları her gün ziyaret ediyor. Köyün boşaltılmaması gerektiğine birlikte karar verdiler. Batı Ermenistan bu soylu Ermeni tipine çok değer veriyor. Ancak köylerin ayakta kalmasının en önemli şartlarının altyapılar ve ekonomik kalkınma olduğu da anlaşılmalıdır. Köyün gençlerinin köye geri dönmesi ve yaratması için bir teşvik yaratmak gerekiyor. Darunmuş ve Batı Ermenistan'ın diğer yerlerindeki Ermenilerin gurbetlikleri ve ülke dışına göçleri yüzyıllardan beridir süregelen bir olaydı ama 1877-1878 Türk-Rus Harbi'nden sonra yeni bir ivme kazanır. Bu Osmanlı yetkililerinin ve mahalli Kürt aşiretlerinin Ermenilere karşı giderek şiddetlenen zulümlerinin, kırımların, kanuni ve gayri kanuni vergilendirmenin, malsız mülksüzleştirmenin olduğu kadar bölgede genel anlamda gitgide derinleşen sosyoekonomik gerilemenin bundan dolayı da ziraat ve hayvancılık gelirlerinin düşmesinin bir sonucuydu. Ünlü yazar ve hatip Rafi daha 1875'te manzarayı şöyle tasvir etmektedir. Göçmenlik meselesi Türkiye Ermenileri açısından başlıca yer tutuyor. Her yıl binlerce genç ailelerinin geçimini sağlamak için Van, Muş, Bağış, Bitlis, Garin, Erzurum ve diğer kentlerden Konstantinopolis, İstanbul'a doğru yollanmaktalar. Söz konusu kentlerde yaşayan halkların geçim imkanları daraldığı için bu akım giderek daha geniş bir boyut kazanıyor. Makalenin tamamını aşağıdaki linki tıklayarak okuyabilirsiniz. Akademisyen Türkolog Ruben Safrasyan yaptığı açıklamada Türkiye müzakereler yoluyla Artsakh'ın Azerbaycan topraklarında olacağının yazılacağı bir belgeyi imzalamayı kabul etmesi için Ermenistan Cumhuriyeti'ne baskı yapmaya çalıştığını ifade etti. Akademisyen Türkolog Ruben Safrasyan, varılan bu ikili anlaşmaları yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriyorum. İkinci aşamaya geçme girişimi Türkiye'den geliyor. Türkiye'nin iki hedefi var.
Birincisi, müzakere sürecinde dinamikler olduğunu göstermek için Ermenistan Cumhuriyeti'nin müzakerelere sürecinde kalması Türkiye için önemlidir. Türkiye'nin hedefi Ermenistan Cumhuriyeti ile müzakerelere girerek sınırın açılması veya diplomatik ilişkilerin sorununun çözülmesi değil, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Artsakh'ın Azerbaycan dahilinde yazılacağı bir belgeyi kabul etmesidir. Türkiye'nin mevcut aşamada bu sorunu çözdüğünü düşünüyorum ve aynı zamanda Ermenistan Cumhuriyeti'ne baskı yapmak için müzakere sürecini mümkün olduğunca uzatmaya çalışacaklar, dedi. Suriye Devlet Başkanı Bashar Esad'ın emriyle Suriye Silahlı Kuvvetleri ülkenin neredeyse 10 yıl önce kontrolünü kaybettikleri bölgelerine girdi. Son bilgilere göre Suriye Düzenli Ordusu'na ait ilave güçler, Türk ordusunun PKK'dan tamamen temizlemeyi planladığı Menbiç, Tel Rifat ve Ayn el Arab şehirlerine girdi. Suriye'nin devlet bayrakları artık bu şehirlerin üzerinde dalgalanıyor. Suriye ordusu askerleri ve ağır teçhizatı Ayn el Arab çevresindeki tepelerde PKK savaşçılarının yanında mevzi aldı. Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin de temas hattı boyunca savaşa hazır durumda olduğu bildiriliyor. Şu anda Bashar Esad'ın birlikleri Türk ordusunun yanı sıra Ankara'nın desteklediği Suriye Ulusal Ordusu'nun da hedef aldığı ilçelerde bulunuyor. Batı Ermenistan'daki Bırak'ın Bingöl'ün Solhan ilçesinde bulunan Turna Gölü havaların ısınması ile yoğun ilgi görüyor. Bırak'ın Bingöl'ün tabiat anıtı ziyaretçilerin adaların üzerine çıkması nedeniyle yeterince korunamıyor tartışmaları ile gündemde. Krater Gölü'nde birbirinden bağımsız bir şekilde 3 ada bulunuyor. Adalar rüzgarın etkisi veya insan müdahalesi ile suyun üzerinde sal gibi yüzebiliyor. Bu nedenle Yüzen Adalar ismini alan bölge 2003 yılında tabiat anıtı ilan edilerek koruma altına alındı. Dünyadaki diğer yüzen adalardan farklı olarak sadece Bırak'ın Bingöl'deki yüzen adaların üzerinde ağaçlar bulunuyor. Adaları görmek için gelen ziyaretçilerin adaların üzerine çıkmak istemesi köylüler ve ziyaretçileri de karşı karşıya getiriyor. Yerli halkın dediğine göre burası Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı için ziyaretçilerin adaların üstüne çıkması yasak. Bunun sebebi ise yumuşak zemin. Altı su olduğu için insanlar üzerine çıktığında toprak zamanla aşınıp tahrip oluyor. Kudüs Ermeni Patrikhanesi Divan Başkanı Goryun Vartabet Bağdasaryan Facebook sayfasında yazdığına göre Kudüs Ermeni Başpatriği Başpiskopos Nurhan Manukyan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a Ermeni yapımı bir fayans tabağı ve nar hediye etti. Daha önce Goryun Vartabet Bağdasaryan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Betlehem Doğuş Katedrali Ermeni Kilisesi'ni ziyaret ettiğini ve Kudüs Ermeni Başpatriği ile görüştüğünü söylemişti. Biden ile yaptığı özel görüşmede Başpatrik kendisine Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosidi tanıdığı için teşekkür etti ve diğer konuları tartıştı. Ermenistan Cumhuriyeti Besteciler Birliği'nin girişimiyle Kalus Gülbekyan Vakfı desteğiyle 23-27 Temmuz tarihlerinde Sünik ve Artsakh sınır yerleşimlerinde Barış ve Umut için Müzik başlıklı bir proje gerçekleştirilecek. Final konseri 27 Temmuz'da Stepanakert'te gerçekleşecek. Birlik Başkanı Aram Satyan'ın başkanlığındaki Ermenistan Cumhuriyeti Besteciler Birliği'ne üye çok sayıda besteci eserlerini kendi performanslarıyla dinleyicilere sunacak. Diğer birçok solist de sahne alacak. Proje 23 Temmuz'da Şinuhayr Köyü'nden başlayacak. Stepanakert'te düzenlenecek konser Sayatnova Müzik Koleji Konser Salonu'nda gerçekleşecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Taliska Ovanisyan tarafından seslendirilen Ermeni halk ninnisi Heyrur Heyrur adlı eseri sunuyoruz. Heyrur Heyrur. Thank you.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.